Meslektaşımız, arkadaşımız Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığından Mehmet Uçum'un bir soruya verdiği yanıt. Hani Bahçeli'nin önerisi vardı ya, meclise gelsin konuşsun diye. Şimdi bu önerinin bir sembolik önlem, sembolik çağrı olabileceğinin altını çiziyordu Sayın Uçum. Sonra bu konularda Candaş Tolga onu sıkıştırınca şöyle bir cümlesi oldu. Erzurum'da bir şehit yakını demiş ki Uçum'a, terör bitsin tamamen, Bahçeli'nin dediği gibi PKK lağvedilsin, Öcalan gelsin Erzurum'daki evimde kahvaltı yaparım onunla demiş bir Erzurumlu. Bu şartlara bağlanmış bir uç benzetme örneğini sanki bu mecliste gelsin hemen konuşsun, hatta şu anda mahkumiyet hali devam ederken özel izin çıkarılsın, ya hukuken de mümkün değil. Peki şu niye mümkün olmasın? Niye kimse bunu tartışmadı? Çözüm süreci döneminde Öcalan'ın mektupları 2 ya da 3 kere Nevroz'da, Diyarbakır'da okutulmadı mı? Devlet o dönemde bir tercih yapmıştı. Onun üzerinden onu yaptı. Sayın Bahçeli ilk konuşmasında da söyledi. Müzakere olmaz, mütareke olmaz. Örgütlü. Evet. Ama siyasette her türlü müzakere olur, her türlü işbirliği yapılır dedi. Bu ayrım yapıldı. Diyelim ki şöyle bir şey belki yapabilir devlet, bir inisiyatif olarak güncellenmiş bir sesli video, görüntülü bir Abdullah Öcalan kaydı alsa, getirse, dese ki DEM grubuna, bunu burada okutacaksınız eğer şartları kabul ediyorsanız. Yani mektup okutmuş devlet, eğer bunu da kendi inisiyatifi içerisinde terörle mücadeleye bir katkı olarak görürse yapar. Sayın Bahçeli'nin sözümün arkasındayım lafı, Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye dönelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya dönelik, PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Eğer devlet inisiyatifi içerisinde, o dil içerisinde ihtiyaç duyulan bir takım enstrümanlardan birisi de bir seslenme ise, o seslenmenin yolunu bu devlet bulur. Peki o seslenmeyi gören, yani binlerce, on binlerce şehit yakınına ne diyeceksiniz? Somut bir örnek vereyim. Biz Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu grubunda çalışıyordum ben. Erzurum'da, başka illerde de oldu ama en çarpıcı örneklerden birisi, Erzurum'da bir şehit yakını, Türkiye'de terör bitsin, terör örgütü tamamen tasfiye edilsin, bırakın Öcalan'ın serbest bırakılmasını, evimde kahvaltı yapmazsam ben adam değilim dedi. Nasıl? Buna ne diyeceksin? Evimde adama kahvaltı vermesem ben adam değilim dedi. Buna ne diyeceksin?